Herkese merhabalar. Bu videoyu aslında makyaj koleksiyonum ve küçük bir oda turu olarak çekecektim. Fakat sınavlarımdan dolayı şu anda odam çok dağınık olduğu için sadece makyaj koleksiyonum olarak çektim. Eğer ki oda turu videosu da isterseniz lütfen aşağıya yorum bırakın. Makyaj koleksiyonum aslında kimilerinin çok da koleksiyon diyemeyeceği, belki de sizlerin benden daha büyük bir koleksiyonu olabileceği, kimilerinin de büyük diyebileceği bir koleksiyon. Ama lütfen benim de şu anda bu işle hobi olarak uğraştığımı unutmayın. Umarım videomu beğenirsiniz. Öncelikle masamın üstünden bahsetmek istiyorum. Masamın sol kısmı, benim sağım solum çok karışıyor da. Sol kısmında böyle bir ruşlarımı koydum. Teddy'den aldığım bir ruş standı var. Hemen onun yanında benden sürekli parfüm koleksiyonu istiyorsunuz. Benim parfüm koleksiyonum sadece bu kadar. İki tane, bir tanesi bu YSL'in Black Opium isimli parfümü. Bir tanesi de Antonio Banderas Her Golden Secret isimli parfüm. Çok fazla her gün farklı parfüm kullanmadığım için yani şu anda sadece bu ikisinin elimde olması bana yeterli oluyor. Önlerinde hemen iki tarafta olan Chakra'dan aldığım böyle süs var. Bunu Watson's'tan almıştım. Böyle ışıklı bir ayna. Bu ruj standını da Teddy'den almıştım. Teddy mağazasından. Bütün rujlarımı içine alıyor. Sadece bir iki tane kalıyor. Onları da bunun içine koydum. Sağ bölümde ise iki tane fırçalığım bulunuyor. Bunların ikisini de Ikea'dan aldım. Bunu da işte yüzüm için olan fırçaları tutuyorum. Bunda da gözlerim için olan fırçaları tutuyorum. MAC Fix Plus'ım var. Salatalık özde olan, bu bir koleksiyonla çıkmıştı. Burada Koçtaş'tan aldığım aynalı bir takı dolabım var. Bunun içini henüz daha dolduramadım. Senin tekin nerede Poçik? Eğer bunların zaten linklerini bulabilirsem size aşağıya bilgi kutucuğuna linkleriyle birlikte koyacağım. Aslında bu standım bu halini pek sevmiyorum. Fazla karışık duruyor. Bir tane böyle katlı olanlardan almak istiyorum. En önde MAC rujlarım bulunuyor. Arkada Golden Rose'lar, Wet n Wild'lar. Şurada MAC Faux var. En sevdiğim rujum bu zaten. Diğer bir bayıldığım MAC rujum, MAC All Fired Up. Burada yine en sevdiğim yapıları MAC rujlara çok benzeyen Golden Rose rujlar var. Golden Rose'un Velvet Matte rujları. Kinda Sexy'ye muadil gösterilen ama bence daha farklı olan, biraz daha farklı olan 27. Bu aralar favorilerimden 14 numara. Burada dudak kalemlerimi tutuyorum. Bu tarafta da Matte Liquid rujları tutuyorum. Sleek Matte Me. Burada L'Oreal'in inanılmaz kalıcı bir ruju var. Anastasia Beverly Hills. MAC'in dudak kalemleri. Essence dudak kalemleri. Emily dudak kalemleri. Bu çekmece kapatıcılarım içeriyor ve burada yukarıya sığmayan rujlarım bulunuyor. Burada arkadaşımın hediye ettiği bir not defterim var. Bu NYX'in HD kapatıcısı. En sevdiğim kapatıcılardan olan Garnier'in Roll-On kapatıcısı. LA Girl Pro Conceal kapatıcılar. Bunlardan bir tanesini kontür ürünü olarak kullanıyorum. Bir tanesi normal gözaltı kapatıcısı olarak. L'Oreal'in Lumi Magic isimli kapatıcısı. Aslında bu kapatıcı bitti. Yedekleyeceğim. En sevdiğim kapatıcı şu anda bu. O yüzden göstermek için tuttum. Hem çok doğal ve hafif bir kapatıcılık veriyor. Bu yüzden günlük kullanıma çok uygun. YSL'in Tuş Ekla isimli ürününe benzetiliyor. Hem kapatıcı hem aydınlatıcı olarak çok güzel bir ürün. Burada da Estée Lauder'ın bir tarafı kapatıcı bir tarafı rimel olan ürünü bulunuyor. Burada bu hem benim ders çalışma masam olduğu için saçlarımı toplamam için bir ürün. Aynam, kalem tıraşlarım ve cımbızlarım bulunuyor. Burası birazcık karışık bir çekmece. Burada işte bakım ürünlerimi tutuyorum. The Body Shop'ın iki tane body butter var. Vücudumda kullandığım. Burada bütün lip balmlarım var. NYX'un lip balmı. Lipstex lip balmlar. Aynı şekilde Lipstex'in başka bir lip balmı. Cherry Culture lip balm. Ve Baby Lips'in lip balmı bulunuyor. Burada kremlerim var. Şurada göz kremlerim var. Bu zaten sürekli kullandığım Misha'nın kremi, göz kremi. Bu Clinique Moisture Surge. Gece yatmadan önce kullandığım
arada bir kullandığım bir maskesi var. Burada da çok fazla şu aralar kullanmadığımdan dolayı saçlarım biraz uzadı diye Tangled Teaser'ın bir tarağı var. Bu da sabah akşam kullandığım Clinique Moisture Surge Intense isimli kremi. Bu çekmece de böyle. Şimdi geldik asıl malları sakladığım bölüme. Asıl her şey bu ilk çekmecede bulunuyor. Yüzüme kullandığım. Bu ön kısımda bütün fondötenlerimi ve şurada da bütün BB kremlerimi tutuyorum. Burada görmekten artık sıkıldığınız L'Oreal'in Lumi Magic fondöteni. Bourjois'un Health Mix Serum fondöteni. MAC Face and Body. NARS'ın Sheer Glow fondöteni ve Max Factor'ın Lasting Performance isimli fondöteni. Burada henüz çok denemeye fırsatım olmadı. Catrice Matte Mousse fondöten bulunuyor. Böyle mousse şeklinde. Burada MAC'ten testerını aldığım, neydi bunun adı? Studio ve Waterway isimli yeni çıkan fondöteni. Bunu da çok beğendim. Büyük ihtimalle gidip yenisini alacağım, büyük boyunu. Burada BB kremlerim var. Bunlar aslında bitmek üzere olan şeyler. Garnier'in BB kremi 1-2 kullanımlık kaldı. Misha'nın BB kremi yine 1-2 kullanımlık kaldı. Bu da başka bir rengi Misha'nın. Bu da ancak yazın kullanabildiğim renkte. Estée Lauder'ın Daywear BB kremi. Bu kısımda bütün primerlarım bulunuyor. Üst tarafta göz primerlarım, alt tarafta da yüz primerlarım. En çok sevdiğim bu Laura Mercier'in Radiance Primer'ı. Hem gerçekten makyajı sabitliyor hem de çok güzel bir ışıltı katıyor. Inglot'un bu Drolin isimli eyeliner'a dönüştürmeye yarayan farları vesaire vesaire bu tarz işlevleri olan bir ürün. Arka bölüme geldiğimizde bu iki yanım tamamen açılmadığı için bu çekmeceleri birazcık sıkıntı oluyor ama bu en sağ bölümde allıklarımı tutuyorum. The Balm'ın allıkları Dumboy. Insane allıklardan Pinstrip rengi, Hot Mama, Benefit Rocketer, Chanel'in bu Prestige isimli şeftali rengi allığı, MAC'in bu Blush Baby isimli gül kurusu allığı, Orflame'in bu arkadaşım bana hediye ettiği artık bitmesi gereken allık, L'Oreal Le Blush'lardan Peach isimli renk, Makeup Revolution'un böyle bir allığı, bunu hiç kullanmadım açıkçası. Benefit Benetint. Flormar'ın bu allığı. Burası bronzer bölümü. Yine de Balm'ın Bahama Mama isimli bronzer'ı. Avon'un Color Trend'lerinden Translucent Tan isimli bronzer. H&M'in bronzer'ı. Ve burada hiçbir yere sığmayan Chanel'in efsanevi bronzer'ı, krem şokola. Burada da pudralarımı ve aydınlatıcı ürünlerimi bulunduruyorum. Burada Rimmel'ın Stay Matte pudrası var. Hourglass'ın Ambient Lighting pudralarından Diffuse Light rengi var. Burada Becca'nın Champagne Pop isimli aydınlatıcısı var. Kiko'nun bir kalem highlighter'ı var burada. Ve The Balm Cindy Lou isimli aydınlatıcısı bulunuyor. Bu çekmece bitti. İkinci çekmeceye geçiyorum. Bu ikinci çekmece birinci kadar dolu değil. Burada bütün göz ürünlerimi bulunduruyorum. Ön kısımda bütün göz kalemlerim, eyelinerlarım, jel eyelinerlarım vesaireler var. Burada bütün Alexavian, Essence, L'Oreal, keçe uçlu kalem eyelinerlarım var. Çok fazla kalem insanı değilim. Burada Flormar'ın yine Bohemian Dream koleksiyonundan eyeliner'lar var. Renkli. Orta kısma geldiğimizde burası kaş ürünlerim için ayırdığım az ürün olan bölüm. Burası da rimellerim. Gördüğünüz üzere dünya kadar ürün alan bölüm. Burada MAC'in Brow Set'i var. Sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. L'Oreal'in kaş kalemi var. Essence'ın bir tanesi açılmamış, bir tanesi bitmek üzere olan jelleri var. Burada bu aralar inanılmaz severek kullandığım Catrice'in The Giant isimli maskarası var. Böyle değişik bir aplikatöre sahip. Benefit They Are Real isimli maskara. Severek kullanmama rağmen
Yani 90 lira bir daha vermeyi düşünmüyorum. Bu da Chanel'in Le Volume isimli maskarası. Bu arkadaki bölümde ben başka nereye koyacağımı bilmediğimden Flormar'ın bu tekli farlarını tutuyorum. Bunların hepsini indirimde 5 liraya aldım. Böyle güzel bir rengi var. Bununla bir makyaj yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çok güzel rengi çünkü. Ve geldik benim favorim olan bölüm. Bütün farlarım, far paletlerimin bulunduğu çekmece. Zaten bu çekmeceden sonra çok da fazla bir şey kalmıyor. Bu ön kısımda büyük far paletlerim bulunuyor. The Balm'ın Nude Tooth paleti. Bunu zaten çok seviyorum. The Balm'ın en sevdiğim paleti bu. Dünya üzerindeki en sevdiğim palet olan Lorac Pro palet. Meet Matte Nude isimli. İçinde böyle sadece mat renkler bulunan The Balm Nude Tooth. Ve I Love Makeup markasına ait I Heart Passion isimli böyle çok güzel bir ambalaja sahip ama içeriğini çok fazla kullanamadığım bir palet. Bu bölümde sleek paletlerim ve altılı paletlerim var. Bir sürü sleek paletim bulunuyor çünkü sleek'in gerçekten paletlerini çok seviyorum. Burada bu Arabian Nights isimli paleti. Hepsi değil ama bazı renkleri özellikle inanılmaz pigmentasyona sahip. Burada All Natural isimli paleti. Delmar 2 paleti. Bu paleti açıkçası çok fazla beğenmedim. Renkleri çok güzel ama inanılmaz güzel bir pigmentasyona sahip değil. Burada en sevdiğim paletlerin olan Ultra Matte Volume 2 paleti. Comfort Zone. Pek onun kadar sevmediğim ve onun kadar pigmentli bulmadığım Poster Child isimli başka bir paleti. Tekli Makeup Geek farım ve MAC farlarım bulunuyor. Burada da 5'li, 4'lü minik paletlerim var. Burada Essence'ın All About Paradise isimli paleti var. Pastel Profession'ın bir paleti var. L'Oreal'in dörtlü palet. Listenin sonundaysa burada tekli, şurada tekli farlarım. Burada da tekli krem farlarım bulunuyor. Bu en sevdiğim krem far olan Color Trend On and On Bronze rengi. Burası da bu kadardı. Zaten bundan sonra dediğim gibi çok fazla bir şey bulunmuyor. Ama onları da göstereyim size. Burada tester ürünlerim var. Burada saç testerlerim var. Burada bakım ürünleri var. Burada fondöten tarzı olanlar var. Bu bölümde daha büyük testerlerim var. Burada kullanılmayı bekleyen ürünler var. Son olarak da burada bütün manikür şeylerimi tutuyorum. Bunu bu Krispy Kreme'den aldığım bir kutu. Bunun içine bütün ojelerimi koydum. Burada bunun içine sığmayan ojeler ve bütün tırnak ürünlerim. İşte tırnak sertleştiricim, top coat, base coat tarzı oje kurutucularım vesaire bulunuyor. Burada bir iki tane küçük tırnak süsüm var. Umarım bu makyaj koleksiyonu videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıya yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.